Artık son hafta. Tonguç'um bu son haftayı inanılmaz iyi değerlendirdin. Çok önemli değil mi hocam? 1 Haziran'a artık son bir hafta kaldı. Son haftada yapılacaklar ve yapılamayacakları çok iyi ayırman gerekiyor Tonguç'um. Ne yapacağız hocam? Özet konu tekrarları. Yapacaksın ama asla detaylı konu çalışması yapmayacaksın. Artık son bir hafta. Artık bitti bu işler. Deneme çözmeye evet ama asla konu testi falan çözme artık. Denemeler üzerinden kendini test etmeye çalış. Erken yatmak evet. Gece geç yatmak asla yapmayacağım bir şey. Çünkü sınav sabah değil mi hocam? Çünkü sınav sabah ve ona vücut denge vücut rutinimizi alıştırmamız gerekiyor. Yetişir ve başaracağım diyerek kendini motive etmek. Evet bunu yapmalısın Tonguç'um. Asla ve asla yetişmez, başaramayacağım, sınav süresi yetişmez, konular yetişmez gibi endişeler artık gerek yok Tonguç efendim. En önemlisi MEB örnek soruları. Bak bakanımız tüyo verdi Tonguç'um. Birkaç tane toplantıda sordular. Dediler ki ya nasıl çalışalım, zor olacak mı bilmem ne. Hayır endişelenmeyin dedi. Lütfen örnek sorular yayınlıyoruz onlara bakın dedi. Demek ki sınavda da gerçekten örnek sorulara uygun sorular çıkacak. Dolayısıyla bunların çıktılarını al ve mutlaka çöz. Biz Tonguç olarak zaten bütün kaynaklarımızda bütün örnek sorulara çok benzer sorular yapıyoruz. Dolayısıyla hani biz burada örnek soruları çözemiyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sen bunları çözemezsin internette öyle kolay kolay çözemezsin diyor. Hani onu çözebilmek. Ama ben çıktı alıp çözebilirim değil mi? Evet sen çıktı alıp çözebilirsin. Ama zaten bizim çözdüğümüz sorular son tekrar yayınları ve benzeri hepsi aslında örnek sorularla birebir. Mesela dünyanın en uzun canlı yayını olacak programımızı verirsen oradan göstereyim sana. Örnek sorular çok çok hayati. Gerçekten de sınavda bunların çok benzerleri çıkacak. O yüzden mesela biz daha önceden yaptık. Birinci dönem tekrar yaptık. İkinci dönem tekrar yaptık. Ondan sonra full tekrarlar yaptık. Ondan sonra kesin çıkacak sınav soruları dünyanın en uzunca. Bunların hepsinde örnek sorulara benzer sorular yaptık. Hiç merak etme. Bir kere Tonguç'um sen aylar süren çalışmalar yaptın. Aynı zamanda yeni sorular çektim çözdün. Çektim çileyi bir tek ben bilirim. Sayfalarca deneme çözdün Tonguç öğrenmem. Aynı zamanda kurslar, videolar, dersler artık çılgına dönmeyeceksin. Diyeceksin ki artık bunların hepsinin sonucunda ben başaracağım diyeceksin. Hiçbir emek boşa gitmez çünkü. Yaptıklarının alın terinin karşılığını mutlaka alacaksın. Ve kendini asla asla şuna demotive etme. Yani sene başından beri insanların motivasyonu genellikle aşağı sonlara doğru düşer. Sen bunlardan asla olma. De ki sene sonuna doğru motivasyonumu arttırayım. Yani başaracağım. Aynen öyle. Çalıştıklarımın hepsi bana sınavda net olarak dönecek diye kendini motive et. Uyku ve beslenme düzeninde çok önemli. Çok dikkat et Tonguç evladım benim. O zaman ödül sorumuzu yap. Sınavında başarılar şimdiden görüşmek üzere. Sağ olun hocam.